aynası Mehtap TV'de. Güzeldir. Armine. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Salatü ve selam Efendimizin üzerine olsun. Benim adım Ahmet Al-Bukili. İbn-i Tüfeil Üniversitesi'nde Edep ve İnsani İlimler Fakültesi'nde profesörüm. Rabat şehrinde de master derslerine giriyorum. Üzerinde çalıştığım alansa İslam fikri ve medeniyeti. Allah'a şükür Allah'ın izniyle eğitimimi 5. Muhammed Üniversitesi'nde tamamladım. Gene başkent Rabat'ta medeniyetlerin globalleşmenin getirdiği problemler altında geleceği konu başlığı altında doktoramı yaptım. Doktoramda İslam'ın bu konuya katkıları, problemlerin çözümü, özellikle bugün strateji ilminde İslam örneğinden korkutma denilen duruma İslami çözümler sunmaya çalıştım. Ama genel olarak hayatta en güzel şey insanın Allah'a olan ihtiyacını hissetmesi. Bundan dolayı ben çok eski zamanlara dayandığımı hissetmiyorum. Bilakis her lahzanın beni Allah'a yaklaştırdığını hissediyorum. Onun için ben çok geçmiş tarihlere bakmıyorum ve bundan dolayı tarihteki önemli durakları çok bilmem. Çünkü zamanın en önemli durumu aşkın güzelliğine ulaşmak. Böylelikle zaman seni Allah'a götüren bir tünel olur ve orada sonsuzluğu yaşarsın. Sana ölüm yazılmış olsa bile. İşte önemli olan sonsuzluğu ölümle yaşamak. İşte bu benim hayatımı oluşturan basit felsefem. Felsefeti basit fil hayat. Hakikatle amr ana alakati bil ihval atrak. İşin gerçeği Türklerle iletişim kurmamı Allah bana her sene nasip ediyor. Her yıl gözyaşlarım sel olur umre yapmak için. Beynimde Türkler bir fotoğraf olarak dururlar ve ben onlarla hacda tanıştım. Orada ne kadar Türk gördüysem tavaf ederken Kabe'yi hepsinin gözleri yaşlıydı. Evet, bu resim her zaman zihnimde. Daha sonra Fas'taki Türklerle bu resim zihnimde olarak tanıştım. Bu arada kullanmak istediğim bir tabir var. Belki konumuzun dışında olacak ama kusura bakmayın söylemek istiyorum. Türk kardeşlerim beni Türkiye'ye davet ettiklerinde hayatımda hiç havada uçmamıştım. Eğer uçacak olursam da Efendimiz'i ziyaret etmek için olur. Türkiye'ye Peygamber Yolu Sempozyumuna gelirken çantamı hazırladım. İçinde neler var biliyor musun? Umre'ye giderken hazırladığım eşyalarım. Subhanallah. Beni ilk karşıladıklarında ellerinde zemzem vardı. Bu mükemmel konferansa geldim, konusu itibariyle gene Efendimiz'i ziyaret var içinde. Daha kapıdan girer girmez konferans için koydukları resim Medine'nin resmiydi. Evet, benim Türklerle ilişkim işte bu resmetmeye çalıştığım şekliyle oldu. Hiç mübalağa etmiyorum, Türk kardeşlerle tanıştım, bana bazı uluslararası sempozyumlarda yardım ettiler. Ama Nevzat Savaş kardeşimin bende ayrı bir yeri var. Çok olmuyor tanışalı ama aramızda oluşan dostluk çok farklı. Onunla ne kadar birlikte olsam
o kadar Efendimizin nuruna yaklaştığımı hissediyorum. Onu çok tanımıyorum ama onda olan sevgiyi hissediyorum. Fas'taki Türk kardeşlerimle de tanıştım. Çok farklı bir güzellikleri var. Çok konuşmuyorlar. Konuştukları tek dil var, o da gözyaşları. Ne zaman onları görsem ne mutlu size. Size hayatı çok konuşmaya gerek olmadığını öğreten biri var. Varlığın güzelliğini bilme ve aşık olarak görecekleri ifade etmek için gözyaşlarıyla yaşamak. Kainat güzel olur ve bu örnekleri ortaya koyar. Gerçekten söylüyorum, bu konferansa katılınca çok farklı bir atmosfere girdim. Belki abartmış olacağım ama dinin temelini ve dindar olmanın sırrını Allah'a karşı sadık olmakta gördüm. İşte burada Allah onu muhafaza etsin, Fethullah Gülen Hoca Efendi'nin güzelliği ortaya çıkıyor. O çok konuşmuyor, insanları çok konuşmaya teşvik etmiyor. Değerli dostlarımdan birine sordum, Hoca Efendi'yi bu derece sevmenizin sırrını öğrenmek istiyorum çünkü ben onu çok tanımıyorum. Bana dedi ki, onu sevmemizin sebebi bize Allah ve Peygamber sevgisini öğretmesi. İşte bu sevgi insanı Allah'a hicret ettiren bir güç oluyor. Çünkü o aracı değildir, bir engel teşkil etmiyor. Allah'a yürümede bir engel olmuyor. İşte bu dinden tad alma ve onun lezzetine varmadır. Evet, benim Türklerle olan ilişkim bu minvar üzere. Bu konferansta Türkiye hakkında resmi ya da gayri resmi laflar edildi ve ben şunu anladım, İslam ümmeti hayrı seven bir ümmet. Allah'a şükür. Hangi ülke olursa olsun, bir ülke kendi geçmiş medeniyetine sahip çıkar ve onu rehber yaparsa başarılı olur. Bir soru var zihnimde. Nasıl olmalı ki din hürriyeti düzenlesin ve gene din değişikliğin ve güzelliğin farklılığını garanti altına alsın? Böyle düşünürsek din insanlara musallat olan bir öğe veya insanları nefret ettiren bir anlayıştan kurtulur. Din bir iletişim aracıdır. Bizi din bir araya getirir ama kendi aramızda o kadar farklılıklar vardır. Ama dindir bir araya getiren ve Allah'a yaklaştıran. Ama dindarlık onun güzelliğini kavramakla olmalı. İşte buradaki kardeşlerim dinin cemaliyet yönünü kavramışlar ve netice almışlar. Fethullah Gülen Hoca Efendi onlara bir arada yaşama kültürünü öğretmiş. Onlara insana aşık olmayı öğretmiş. Onlara insanı sevmeyi öğretmiş. İşte bu aşk ve sevgi dindarlığın temeli olunca din başkalarının anladığı çatışma, nefret ettirme, İnsanları sınıflandıran anlamdan çıkar ve din sağlam temelleri olan bir dindarlık olur. Onun da özü o mükemmel Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Rabbim onun hakkında biz seni alemlere rahmet olasın diye gönderdik buyurmuştur. İşte bu rahmet kainatta bitmeyen bir güçtür. İşte bu rahmetin ardında kim saf tutarsa cemal ve güzelliğin zirvelerinde dolaşır. İnsanlarla iletişimin zirvelerinde gezinir. Bu olunca insanlık bir lezzete gark olur. عندما نتكلم عن التربية نتكلم عن علم. Eğitim hakkında konuştuğumuzda ilimden ve fıkıhtan bahsederiz. Bu fıkıh terbiyede asıl olan kaideler üzerine kurulur. Terbiyede meydana gelecek her eksiklik insanlar arasındaki ilişkilere yansır. Fethullah Gülen Hoca Efendi'nin eğitimdeki gücü basitliğindendir. Yani terbiye sistemini basitçe Kur'an ve sünnetten alıyor. Bir eğitim kuralını alıyor ve onu güce çeviriyor. Akidevi bir kanunu ikna ederek eğitime uygulayınca ruhani bir güç elde ediyor. Bu ruhani güç de insan davranışına dönüşüyor. Rabbim Fethullah Gülen Hoca'ya külli nazarla teşri emirleri okuma gücü vermiş. Yani işin sadece giriş ve bir parçasını almıyor. Onun için o bir İslam davetçisi, bir müfekkirdir.
o hiçbir zaman bir tarikat sahibi olduğunu veya bir örgütü olduğunu iddia etmez. O sadece aradığınızı kalplerinizde arayın der. Kalbinizde Resulullah'ın aşkı var, Allah'ın sevgisi var. O sadece bu kalbi harekete geçiriyor ve bu uğurda kendisini bile unutuyor. Çünkü asıl olan bu gücün aslında hepimizde olduğudur. Ben ilk defa Hoca Efendi ile tanıştığım zaman bir kardeşim bana bir kitabını hediye etti. Baktım güzelliğin zirvelerinde dolaşan bir insan. Güzelliği de onun ruhani bir hayat yaşamasında. Zamanın bütün kanunlarını hiçe sayıyor. O Allah'la yaşıyor. Kendisini unutmuş, kendinden hiç bahsetmiyor. Var olduğunu da unutmuş çünkü o rıza makamına mabeste. Allah'a yakın olmanın güzelliğini yaşamak istiyor. Bundan dolayıdır ki konuştuğu kelimeler hep bu aşkı anlatıyor. Basit ve felsefeden uzak kelimelerle konuşuyor ama konuşması nurani çünkü kaynağı Kur'an ve sevgili peygamberimiz. Aldım o kitabı ve onun kelimelerini okumaya başladım. Yemin ederim arabadaydım ve hıçkırıklarımı tutamadım. Kendi kendime dedim, bu kelimeleri üreten bir akıl normal bir akıl olamaz. Bu akıl Rabbini idrak etmiş bir akıl. Bu kelimeler Allah'ı bilmenin ürünü. Bu feth makamıdır ve Allah onu kendini bilene verir. Allah'la irtibatı olan bu dil ölmez. Tarih boyunca kültürler ölüme mahkumdurlar ama Allah'a bağlı aşk dili ölmez. Çünkü onun aslı nurdur. İnsan Allah'la sıdk makamını yaşarsa Allah'ın nuruyla nurlanır ve bir nur olur. İkinci keresinde de bir sempozyum vardı. Kardeşler bize bir fırsat vermişlerdi. Bir video seyrettik, Hoca Efendi konuşuyordu. Hayatımda duyduğum en güzel kelimelerdi. Şöyle diyordu. Ey insanlık, Kur'an yetim kaldı. Açın kalplerinizi Efendiler Efendisi tarihte değil kalplerinizde. O öyle demişti, ben gözyaşlarına boğulmuş, o kadar tuhaf bir şekilde ağlıyordum ki. Bu şekil sadece Efendimizin makamında ağlayabiliyorum. Efendimizin huzurundaki hislerimi gene onun hakkında söylenen bu sadık cümleler karşısında hissettim. Bu bir ruhani tecrübe, yoksa felsefi değil. Fethullah Gülen Hoca Efendi konuşurken, alışa geldiğimiz felsefi, tarihsel ve teorik kelimelerle konuşmuyor. O hüznü yaşıyor. İnsanlığın dertleriyle dertli. O insanlarla konuşmuyor. O kendi kendisiyle konuşuyor. O öyle bir hal yaşıyor ki bize Allah'a seyri süluku anlatıyor. İşte bu dil insanlarda ruhani bir heyecan oluşturuyor ve Allah'a hicret başlıyor. Fethullah Gülen Hoca Efendi Efendimiz hakkında konuşurken bize Efendimizin azametini bildiren Kur'an'dan bir ayet okuyor. Ben sizin gibi bir insanım. Evet, o bir insan ama bizim gibi bir insan değil. Bakın şu güzelliğe, Kur'an bize o sevgiliyi takdim ederken mükemmelliğin zirvesinden bahsediyor. Ama öyle bir mükemmellik ki Allah'ın celal sıfatına perde değil. O Allah'ın sevgilisi ve Resulüdür. Onun azameti ve büyüklüğü Allah'ı bizlere tanıtmasıdır. Eğer o Allah'ın celal ve azametine örtü olsaydı, ümmette problem olacaktı. İşte Hoca Efendi'nin büyüklüğü burada. Bu konuyu tam idrak etmiş, Efendimiz'e Allah'a yolculuğunda aşık olmuş. Onun için bize dikkat edin Efendiler Efendisi sizin içinizde. Onu arayın ve bulun. Ve onu bulmak sadece akılla olacak bir şey değildir. Onu bulmak, onu akla muhalif olmayan tadmakla olur. İşte güzelliğin sırrı burada. Nasıl bir sıdk ve doğruluk içinde yaşayacaksın ki Efendimizin makamından istihya edesin? Öyle bir ulaşmalısın ki o makama bütün aklın ve idrakinle. Orada seyrederken tam anlamıyla idrak etmiş olarak. Yoksa hayal aleminde, hurafeler aleminde değil, dini ve Efendimizi gerçekten görüyor gibi yaşama. Şu ayet bu durumu bize daha iyi açıklıyor. Biz sizi orta bir ümmet olarak yarattık. Neden? İnsanlara şahitlik yapasınız diye. Nasıl şahitlik yapacağız? Efendimizle.
O bizim şahidimizdir. Ma'allahi billah bi minhaci Resulillah aleyhissalatu vesselam. Bu hizmetin aslı Allah'la nasıl sadakat içinde oluruz, sonra insanlığa hizmet etmek için yola çıkmadır. Eğer hizmeti bir coğrafyayla veya bir kavimle sınırlarsak, hizmete kötülük yapmış oluruz. Çünkü hizmetin aslı Allah'la nasıl yaşarız ve nasıl Efendimiz'e aşık olanlardan oluruz. Bütün müminler bu hizmette yaşıyor, çünkü hizmet ne bir şahsa ne de bir felsefi akıma ait. Hizmet kainata güzel bakmanın adresi. Kalplerinizi arayın, çünkü ilahi rahmet oradadır. Efendimizin mükemmelliği oradadır, kendinize gelin. Ayet bizi nasıl uyarıyor? Sakın Allah'ı unutmayın, Allah da sizi unutturur. Allah'ı unutursan önce kendini, sonra kulluğunu ve hizmetini unutacaksın. Hizmet ideolojik bir hareket değildir. Hizmet Allah için yaşamaktır. وشرف لأي إنسان مؤمن أن يعتبر نفسه خادما لرسول الله عليه الصلاة والسلام. Merhaba. Hello. Ni hao. Bonjour. Assalamualaikum. Jun ni hao. Yom tov. Hasta la vista. Good morning. Etrange. Gracias. Nasılsınız? Hola. La ma. Konnichiwa. Bonjour. Pardon. Thank you. Bir gün hoca efendiyle karşılaşırsam ondan ne isterdim, duygularım nasıl olurdu? Doğrusu bu çok zor bir soru, çünkü dille ifade edilecek bir şey değil. Bu aşkla anlatılır. Aşkın da en yüce tecellisi gözyaşıdır. Daha önce de dediğim gibi ben hoca efendiyi birkaç yıldır tanıdım ama öyle bir sevgim var ki, çünkü onu her gördüğümde Efendimizin aşkıyla ağlarken gördüm. Sevginin en büyük ifadesi onu kucaklayıp onunla seyri süluka başlamak ve onunla Efendimize yaklaşmak olur. Karrubun li Resulillahi aleyhissalatu vesselam. Birrağmi ma yuqal liyum. Ümmet hakkında geri kalmış, paramparça olmuş denmesine rağmen, madem ki hala bir araya gelebiliyoruz, madem ki Allah için ağlayabiliyoruz, madem ki Efendimizin aşkıyla yanıyoruz, ölmeyeceğiz. Yeter ki Allah'ın ve Efendimizin aşkıyla hayat bulalım. Allah kalplerimizi sevgisine açsın, Efendimizin güzelliğiyle nurlandırsın, bizlere de kendi dinine hizmet etmeyi müyesser kılsın. Sizleri de yaptıklarınızdan dolayı cennetiyle şeref yâb etsin. Biz sizlerle olmanın tadına doyamıyoruz. Ne ırkımız ne de kültürümüz bir, ama bu nasıl bir ihsas? Tek sebebi var, çünkü o Allah'ı ve Resulünü seviyor. Allah sizleri muvaffak etsin, işlerinize bereket versin. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Teala ve baraka fi a'malikum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Thank you.